Hayırlı akşamlar sevgili izleyiciler. Lale Gül TV, Lale Gül FM ortak yayınında ana haber bültenine hoş geldiniz. Bendeniz Mustafa Balevi. Bugün 19 Nisan Salı. Ana habere başlıyoruz. Sevgili izleyiciler, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Irak'ın kuzeyine gerçekleştirdiği Pençe Kilit operasyonunda el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu şehit düşen Ömer Delibaş'ın Cenaze merasimi bugün gerçekleşti. Kayseri şehidine ağladı. Pençekilit kilit şehidi son yolculuğuna uğurlandı. Irak'ın kuzeyinde icra edilen Pençe harekatı çerçevesinde Özel Kuvvetler Komutanlığı'nda görevli Üsteğmen Ömer Delibaş Hava Hucum Harekatı sonrası terör örgütü PKK'lı teröristler tarafından yerleştirilen mayına basarak ağır yaralandı. Hastaneye kaldırılan Üsteğmen Delibaş burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit düştü. Şehit Üsteğmen Ömer Delibaş'ın cenazesi Hakkari'de düzenlenen törenin ardından memleketi Kayseri'ye gönderildi. Delibaş'ın cenazesi Merik Gazi ilçesine bağlı Kazım Karabekir Mahallesi Kuzluca Sokak üzerinde bulunan baba evine getirilerek helallik alındı. Allah! Şehidin naaşı daha sonra cenaze namazının kılınacağı kalem kırdı camine getirildi. Şehidin annesi Gülendan, babası Osman ve eşi Rabia Delibaş burada gözyaşı döktü. Allah! Bir çocuk babası olan şehit Delibaş'ın cenazesi İl Müftüsü Yusuf Akkuş'un kıldırdığı cenaze namazının ardından top arabası üzerinde kartal şehitliğine götürüldü. Şehit Delibaş burada gözyaşları içinde toprağa verildi. Şehitler! Cenaze törenine Vali Şeyh Mus Günaydın, Garnizon Komutanı Tuğ General Haldun Taşan, Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Kayseri Milletvekilleri, İlçe Belediye Başkanları, Siyasi Parti ve STK temsilcileri, Askeri Erkan, Delibaşı'nın ailesi, yakınları ve vatandaşlar katıldı. Bugün mecliste grup toplantıları vardı. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu da partisinin grup toplantısında konuştu. İstanbul ziyaretini değerlendirdi Kılıçdaroğlu. İstanbulluların CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'ndan memnun olduklarını gördüğünü ifade etti. İktidar olduklarında Denizcilik ve Balıkçılık Bakanlığı kuracağını söyledi Kılıçdaroğlu. Aynı zamanda bir kez daha kaçak çayları Rize'nin meydanında yakacağını ifade etti. Cumhuriyet Halk Partisi Genel, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu partisinin meclis grup toplantısında konuştu. Türkiye'ye davet ediyoruz. Kemal Kılıçdaroğlu İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na övgüler dizdi ve İstanbul'un yaşanabilir bir kent olmaya başladığını ifade etti. Anadolu Hisarı'nı gezdik orayı yeniden onarıyor. İstanbulluların hizmetine sunacak 10 metro inşaatı aynı anda devam ediyor. Bu da olağanüstü güzel bir olay hiç kimsenin kolay kolay cesaret edip başlatamayacağı projeleri başlatıyor ve sonuçlandırıyor. Finans kaynaklarının tamamını sağlamış durumda. Yere batan sarnıcını yeniden restore ediyor. Orayı da sadece İstanbulluların değil, bütün dünyanın hizmetini açacak. Dolayısıyla İstanbullular Ekrem Başkan gibi bir başkana sahip oldukları için son derece mutlular. Bunu da ifade etmek isterim. Balıkçılara ucuz mazot vereceklerini dile getiren Kemal Kılıçdaroğlu, denizcilik ve balıkçılık bakanlığı kuracaklarını söyledi. Balıkçının teknesinin mazot fiyatı eşittir lüks yatın fiyatı. Lüks yatın mazot fiyatı. Ona kaçtan veriyorlarsa balıkçı teknesine de aynı fiyattan vereceğiz. Dolayısıyla ucuz mazot vereceğiz. Bunu da çok iyi biliyorum. Söz verdim. Bir daha sizin huzurunuzda söz vereyim. İktidar olduğumuzda ilk bir hafta içinde sizin bankalardan çektiğiniz kredilerin faizlerini sıfırlayacağız. Yani sileceğiz. Ana parayı da makul taksitler içinde geri alacağız. Balıkçılığın meslek olarak da bir tanımı yok. Bir tanıma ihtiyacı var. Balıkçı ne demektir? Balıkçılık ne demektir? Bunların ayrıntılarına ihtiyacımız var. Denizcilik ve Balıkçılık Bakanlığı kuracağız ve sizlerin de bir muhatabınız olacak bu devletin içinde. Bunu da hafızanızın bir köşesine yazın. Rizelilere seslendi Kılıçdaroğlu. Kaçak çayları Rize'nin meydanında yakacağını dile getirdi. Rizeliler şimdi yüzünü Cumhuriyet Halk Partisine dönmüş durumdalar. Ne diyecekler diye bunlar? Rize'de söz verdim. Kaçak çayla mücadele edeceğime söz verdim. Kaçak çayları Rize meydanında yakacağım. Bunun da sözünü verdim. Bütün Rize'li kardeşlerim bilsinler. Aklıma şey geldi. Yani kaçak çayları yakacaksın da HDP'den nasıl oy alacaksın? Yani hani böyle tarih de vardır ya. Küçücük bir hadise koca bir olayın e, fitilini ateşlemiştir diye bir kıvılcım. Şimdi bunu meziyetmiş gibi anlatmak da enteresan bilmiyorum ama İstanbul'da bir memnuniyet, bir mutluluk anketi yapılmış olsa herhalde İstanbullunun mutluluk oranı fevkalade düşük çıkar diye tahmin ediyorum ben de. Efendim, MHP lideri Devlet Bahçeli de partisinin grup toplantısında konuştu ve o da bu düzensiz göçmen krizinin artık makul bir şekilde e, çözümünün önemine vurgu yaptı. Toplumsal huzuru bozan kim varsa onların da sınır dışı edilmesi gerektiğini ifade etti. Altılı muhalefette de değindi Kılıç e, Bahçeli ve altılı ittifakın dağılmak üzere olduğunu ifade etti. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli partisinin meclis grup toplantısında konuştu. Devlet Bahçeli düzensiz göç sorununa ilişkin çözümün milli bir mesele olarak değerlendirilmesini istedi. Tarihi, kültürel ve inanç temelinde inkarı mümkün olmayan müştereklerimiz bulunan sığınmacıların geçici koruma statüsüyle buyur edilip güvence altına alınması gayet doğal ve insani bir muameledir. Türk milleti her zaman mazlumların yanındadır. Kaldı ki Türk milleti beklenen, istenen, sevilen, özlenen, yolu gözlenen, iyi gün değil, kötü gün dostu olan muhteşem bir beşeri kudretin adıdır. Bahçeli asayiş ve toplumsal huzuru bozan kim varsa sınır dışı edilmesi gerektiğini dile getirdi. Türkiye'de geçici koruma statüsüyle bulunuyorken asayiş ve toplumsal huzuru kim ya da kimler bozuyorsa derhal gözünün yaşına bakılmadan sınır dışı edilmelidir. <laughs> Türkiye onun bunun elinde oyuncak olamayacaktır. Türkiye'de hakim ve güç irade Türk milletidir. Eşkıyalığa hiç kimse heves etmemelidir. Huzur bozucu fiillerin failleri de yaptıklarının bedelini misliyle ödemelidir. Devlet Bahçeli altılı muhalefetin bir araya geldiği masanın dağılmak üzere olduğunu aktardı. 6 artı 1 formatında kurulan 24 Nisan'da yeni bir toplantıya sahne olacak şaibeli masa çatlamıştır. Çıkar kavgaları, koltuk ve liste savaşları şimdiden zillet partilerinin rehin almıştır. Kılıçdaroğlu da farklı senaryoları içeren 8 seçenekli bir ittifak çalışması yaptırdığını açıklamış. Değil 8 seçenek, 18 de olsa, 28 de olsa, bunların toplanıp fal da atsalar, altın günleri de yapsalar, medyumlara müracaat edip hal çaresi de arasalar, nafiledir çuvallamaları, duvara toslayıp dağılmaları, kaçınılmaz bir siyaset gerçeği olacak. İşgalci İsrail ordusu Filistin'de yaşanan gerilimle ilgili Hamas'ı sorumlu tutuyor ve bu yüzden İsrail savaş uçakları Gazze şeridinde Hamas'ın askeri kanadı İzzettin El Kassam Tugaylarına ait bir noktayı gece saatlerinde bombardımana tuttu. İşgalci İsrail savaş uçakları tarafından düzenlenen birkaç saldırıyla Gazze'nin güneyindeki Han Yunus kentinin batısında İzzettin El Kassam Tugaylarına ait bir nokta hedef alındı. Söz konusu saldırıda kayıp ya da yaralanmalara ilişkin Filistin Sağlık Bakanlığı'ndan ve İsrail ordusundan henüz açıklama gelmedi. Söz konusu saldırı öncesinde İsrail ordusundan demir kubbe sisteminin Gazze'den ateşlenen bir roketi imha ettiği açıklaması yapılırken olay sırasında İsrail'in güneyinde saldırı alarmlarının çaldığı da aktarılmıştı. İsrail Başbakanı Naftali Bennett de dün yaptığı açıklamada İsrail ve Filistin coğrafyasında son dönemde artan gerilimden Hamas'ı sorumlu tutmuştu. Rusya Ukrayna arasındaki savaşta 55. günü geride bırakıyor ve 24 Şubat'ta başlayan savaş devam ediyor. Rus ordusunun kontrolünü tamamen sağlamaya çalıştığı Mariupol'de çatışmalar iyice şiddetlenmiş durumda. Rusya Ukrayna'nın Mariupol kentinde operasyonlarına devam ederken bazı noktalardaysa Azov taburunun direnişiyle karşılaşıyor. Rus ordusuna lojistik destek sağlayan askerler Azov taburu tarafından pusuya düşürüldü. El bombalarıyla araçlarının altına saklanan Rus askerlerine saldıran Azov taburunun pusuya düşürdüğü tüm Rus güçlerini etkisiz hale getirdiği aktarıldı. Rus Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada da Ukrayna'nın Donetsk bölgesinde bir MiG-29 savaş uçağının düşürüldüğü duyuruldu. Rusya Savunma Bakanlığı tarafından son duruma ilişkin yapılan açıklamada, Yüksek hassasiyetli füzelerle Ukrayna birliklerine ait birçok noktanın yanı sıra askeri tesisatlarının bulunduğu alanların, komuta merkezlerinin vurulduğu belirtildi. <laughs> Açıklamada ayrıca Rusya Hava Savunması Donetsk bölgesinde bulunan Malinovka yakınlarında Ukrayna'ya ait bir MiG-29 savaş uçağını düşürdü. Yine Ukrayna'ya ait 4 insansız hava aracı İHA, Marinka, Kamenka, Semenovka ve Sinichino yakınlarında imha edildi. Toplamda 140 uçak, 487 insansız hava aracı İHA, 252 uçak savar füze sistemi, 2353 tank ve zırhlı savaş aracı, 256 çok namlulu roket atar, 1014 sahra topçusu ve havan topuyla 2208 özel askeri araç imha edildi ifadeleri kullanıldı. Kırklareli'nin Vize ilçesinde İstanbul'a e, su sağlayan Kazandere Barajı taştı. Bazı tarım arazileri sular altında kaldı, limandaki tekneler yan yattı. Kırklar elinde İstanbul'da su sağlayan Kazandere Barajı taştı. Kıyıköy beldesine yaklaşık 8 kilometre mesafedeki baraj, tam doluluğu nedeniyle dolu savaktan kontrolsüz olarak dere yatağına akmaya başladı. Dere yatağından taşan sular tarım alanlarına yayıldı. Limana ulaşan taşkın nedeniyle balıkçı barınağı yolu ulaşıma kapandı. Taşkın nedeniyle limandaki çok sayıda tekne yan yattı. Bazı işyerleri zarar gördü. Kırklareli Valiliği Afet ve Acil Durum Müdürlüğü, Devlet Su İşleri 11. Bölge Müdürlüğü, Kıyıköy Belediyesi ekipleri bölgeye sevk edildi. Kırklareli Valisi Osman Bilgin bölgeye gelerek incelemelerde bulundu. Balıkçı Erdinç Abay teknen burada bağlıydı. İpleri kestim, tekneyi kurtarmak için keserek açtım tekneyi buradan. İlk geldiğinde çok sert geldi, yoğundu dedi. Abay iş makinası üzerinde kıyı köye geçebildiklerini çok korktuklarını dile getirdi. Giresun'u fırtına vurdu, şiddetli rüzgar sebebiyle bazı noktalarda yangınlar çıktı, çoğu evin çatısı uçtu. Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre Giresun'da saatte 80 kilometre hıza ulaşan şiddetli rüzgar sebebiyle ağaçlar devrildi, binaların çatıları uçtu ve birçok noktada ise yangınlar meydana geldi. Giresun'un Keşap ilçesi Çamlıca köyünde 5, Yağlıdere Oruçbey köyünde bir ev yanarak kullanılmaz hale gelirken Espiye, Piraziz ilçelerinde ormanlık alanlarında ise örtü yangını meydana geldi. Öte yandan Bulancak ilçesi organize sanayi bölgesinde ise bazı işyerleri ve binalarında çatıları uçarak Karadeniz sahili yoluna kadar ulaştı. Giresun Kalesi'nde de ağaçların şiddetli rüzgara dayanamayarak devrildiği görüldü. Meydana gelen yangın ve çatı uçmalarında ise herhangi bir yaralanma ve can kaybı yaşanmadı. Bolu'da kesiminde de yoğun yağış ve sis etkili oldu. Görüş mesafesi 10 metreye kadar düştü. Sürücüler çok zorluk yaşadı. Bolu'da sabah saatlerinden itibaren yüksek kesimlerde yağmur ve yoğun sis etkili oldu. Özellikle D100 Karayolu, Bolu Dağı kesimi Yumrukaya, Abant Kavşağı, Elmalık, Bakacak, Seymenler, Karanlıkdere, Bıçkıyanı, Sarıçökek bölgesinde sis sebebiyle sürücüler zor anlar yaşadı. Sis dolayısıyla görüş mesafesinin yer yer 10 metreye kadar düştüğü Bolu Dağında sürücüler takip mesafelerini korumaları ve hız yapmamaları konusunda ışıklı tabelalar ve polis ekipleri tarafından uyarıldı. Sivas'ın Koyulhisar ilçesinde bir evde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangın civardaki 4 eve de sıçradı. Sivas'ın Koyulhisar ilçesinde bir evde çıkan yangının diğer evlere sıçramasıyla dört ev kullanılamaz hale geldi. İkiz Yaka köyündeki bir evde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Belastim... Haber verilmesi üzerine bölgeye Koyulhisar ve Su Belediyesi ile Koyulhisar Orman İşletme Müdürlüğü itfaiye ekipleri sevk edildi. Rüzgarın da etkisiyle alevler çevredeki 3 eve daha sıçradı. İtfaiye ekiplerinin şiddetli rüzgar nedeniyle müdahale etmekte zorlandığı yangında dört ev kullanılamaz hale geldi. Yangını kontrol altına alan itfaiye ekiplerinin soğutma çalışmaları sürüyor. Kocaeli'de sürücüsünün direksiyonu hakimiyetini kaybettiği vinç 10 metre yükseklikten köprüden dereye uçtu. Kocaeli'de sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği vinç 10 metre yükseklikte köprüden dereye düştü. Ekipler tarafından sıkıştığı yerden güçlükle çıkartılan sürücü hastaneye kaldırıldı. Hadi, 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 hadi. Tamam. Kaza Başiskele ilçesi Damlar Mahallesi Muhtar Şevki Sokak'ta bulunan köprüde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre operatör SEÜ idaresindeki vinç sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu 10 metre yükseklikten köprüden dereye uçtu. Söyle, hadi, hadi 112 acil çağrı merkezine yapılan ihbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye, afat ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler vinçte sıkışan yaralıyı çıkarmak için çalışma başlattı. Uzun uğraşlar neticesinde bulunduğu yerden kurtarılan SÜ sedye ile dik ve ağaçlık alandan yukarı çıkarıldı. SÜ sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı. Kadıköy'de bir inşaatın istinat duvarının çökmesiyle göçük meydana geldi. Göçeğe yakın noktada bulunan 5 katlı bir apartman tedbir amaçlı boşaltıldı. Kadıköy'de bir inşaatın istinat duvarının çökmesi nedeniyle göçük meydana geldi. Kozyatağı Mahallesi Şemsettin Günaltay Caddesi'nde bir inşaatın istinat duvarı çöktü. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen polis ekipleri, göçüğün meydana geldiği alana yakın olan 5 katlı apartmanın çevresinde önlem aldı. İtfaiye ve belediye ekipleri de bölgede çalışma yaptı. Girişi kapanan apartmanda oturanlar tahliye edildi. Belediye ekipleri binayı mühürledi. Bursa'da bir hırsız girdiği apartmanda önce katları tek tek gezdi, daha sonra gözüne kestirdiği bir evden televizyonu alarak kayıplara karıştı. O anlar güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Bursa'da hırsız girdiği apartmanda önce katları gezdi, ardından girdiği evden televizyonu çaldı. Olay merkez Nilüfer ilçesi Özlüce Mahallesi'ndeki bir sitede meydana geldi. Bir kişi hırsızlık için girdi istedi, apartmanları gezmeye başladı. Girdiği apartmandaki katları kontrol eden hırsız, sonrasında bir daireye girerek televizyonu çalıp kayıplara karıştı. Hırsızlık anları apartmanın güvenlik kameralarınca an be an kaydedildi. Öte yandan hırsız güvenlik kameralarını aldırış etmeden televizyonu çaldığı o anları izleyen apartman sakinleri bu kadarına da pesledi. Eren operasyonları devam ediyor. Hakkari'de Eren Abluka 2 Şehit Uzman Jandarma Çavuş Mehmet Bayar operasyonu başlatıldı. Operasyona toplamda 654 personel katılıyor. İçişleri Bakanlığınca Hakkari'de 654 personelin katılımıyla Eren Abluka 2 Hakkari Kavaklı Şehit Uzman Jandarma Çavuş Mehmet Bayar operasyonunun başlatıldığını bildirdi. Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada terör örgütü PKK'yı ülke gündeminden çıkarmak ve bölgede barındığı değerlendirilen teröristleri etkisiz hale getirmek amacıyla başlatılan operasyonda Hakkari İl Jandarma Komutanlığınca Hakkari Özel Harekat, Polis Özel Harekat, Jandarma Komando ve Güvenlik Korucu Timlerinden 654 personelden oluşan 42 operasyonel timin görev aldığı kaydedildi. Açıklamada yurt içinde terörün tamamen ortadan kaldırılmasına yönelik yürütülen eren abluk operasyonları halkımızın desteğiyle inançlı ve kararlı bir şekilde başarıyla devam ediyor ifadesine yer verildi. Gaziantep polisi 45 ekip ve 120 personelle okul çevrelerinde denetim gerçekleştirdi. 42 umumi açık yer, 200 araç denetlendi, 774 şahıs kontrol edildi. Çocuk ve gençlerin daha huzurlu ve güvenli bir ortamda eğitim almalarını sağlamak amacıyla, Gaziantep Polisi 45 ekip ve 120 personelin katılımıyla okul çevrelerinde uygulama gerçekleştirdi. Denetimlerde 13 park bahçe, 13 kahvehane, 6 büfe, 8 internet salonu, 2 iddia bayi olmak üzere toplam 42 umuma açık yer ve 200 araç denetlenerek 774 şahıs kontrol edildi. kapalı alanda tütün tüketimi yapıldığı tespit edilen iki kahvehane ve beş aranan şahısla ilgili gerekli yasal işlemler yapıldı. Adana'da toplamda 190 kilograma yakın esrar ele geçirildi. Operasyonda 4 zanlı gözaltına alındı. Adana'da bir minibüste 188 kilo 950 gram esrar ele geçirildi. 4 şüpheli tutuklandı. İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kente bir minibüsle uyuşturucu getirileceğini belirledi. Ekipler plakasını tespit ettiği aracı Tarsus-Adana-Gaziantep otoyolundaki uygulama noktasında durdurup aradı. Araçta 60 pakette 188 kilo 950 gram esrar ele geçirildi. sürücü M.A. ile yanındaki üç şüpheli gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen dört şüpheli çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçi tutuklandı. Sevgili izleyiciler, Hatay'ın 4 Yol ilçesinde dün bir orman yangını çıkmıştı. O orman yangınında son anda fark edilen bir kaplumbağa ekipler tarafından kurtarıldı. Kaplumbağa su içirildiği anlarsa cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Ağda Hatay'ın Dört Yolu ilçesi Konaklı Mahallesi'nde önceki gece çıkan ve kontrol altına alınan ormanlık alanda yangın söndürme çalışmalarına destek veren kurtarma ekipleri yangın alanında yanmak üzere olan kaplumbağayı fark etti. Yangın bölgesinden kaçamayan kaplumbağa ekipler tarafından alevlerin olduğu yerden kurtarıldı. Kaplumbağa'ya su veren ekipler yangından etkilenmeyen bir alanda kaplumbağayı doğal ortamına bıraktılar. Ekipler yangın alanından kurtardıkları kaplumbağaya su verdikleri anları ise cep telefonu kamerasıyla kaydettiler. Fiyatların aşırı yükselmesiyle birlikte artık et tüketimi de oldukça zorlaştı. Malatya'da bir kasap dar gelirli ailelerin ihtiyaç sahibi insanların tüketebilmeleri için Askıda Et kampanyası başlattı ve bu kampanyaya vatandaşlardan yoğun ilgi geldi. Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde kasaplık yapan Ramazan Koç, ihtiyaç sahibi ailelere et ulaştırmak için Askıda Et kampanyası başlattı. Büyük destek gören kampanyanın Ramazan sonrasında da sürdürülmesi planlanıyor. Sahada olduğumuz için biz biliyoruz eskide 10 liralık 15 liralık kıyma alan vatandaşlarımız vardı. Maalesef onlar artık gelmiyor. Çünkü etin kilosu bugün 125 lira olmuş. Malatya gibi bir yerde 125 lira çok büyük bir rakam. Biz de bunlar onlar gelmiyor sıkılıyor. Hani utanıyor geliyor diye. Biz de onun için dedik ki hani onlar gelmiyorsa askıda et yapalım biz gidelim onlara. Evlerine gidelim. Çünkü biliyoruz. Yani kimin ihtiyacı var, neyi var hepsini biliyoruz, kontrol ediyoruz. İnşallah bu kampanyada iyi olacağını düşünüyoruz. Müşterilerden Doktor Ubeyt Akçın hayırsever vatandaşların et alırken bir kısmını ihtiyaç sahibi ailelere ulaştırması için askıda bırakarak kampanyaya destek olduğunu kaydetti. Malatya'nın hayırda yarışacaklarını, diğer kasap arkadaşlarımıza da çok güzel örnekler olacağını, bir nebze olsun vatandaşla bir merhamet duygusu, bir birliktelik yardımlaşma duygusunu oluşturacağını düşünerekten Askıda et projesini belki de Türkiye'de ilk defa olabilir. E, Malatya'da başlatmış bulunmaktayız. Akçın kampanyaya talebin yoğun olduğunu belirtti. Şu ana kadar gayet iyi e, tabelamızda orada zaten e, Bayağı bir talep oluyor. İnsanlarımız da hiç çekinmeden geliyorlar. Çünkü bu e, tamamen bir insanlık projesi. Yani merhametin yüksek olduğu toplumumuzda bu tür projelere ön ayaklık etmek de bizler için mutluluk kaynağı. Talep de iyi. İnsanlarımız duyarlı davranıyorlar. İhtiyaç sahipleri de hiç utanmadan, sıkılmadan gelip bunu alabilirler. Kampanyayı desteklediklerini belirten müşterilerse artan fiyatlardan dolayı evine et götüremeyen ihtiyaç sahiplerine ulaşmak için kampanyanın güzel bir fikir olduğunu ifade etti. Ana haberi noktalıyoruz. Saatler 17.30'u gösterdiğinde yarın bir kez daha görüşmek ümidiyle Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.